Yabancı kaynaklarda yer alan bir diğer grubumuz 37 ya da 47, hem uzun hem kısa vadeli, yine her zaman olduğu gibi borç ve gider karşılıkları hesap grubumuz var. Şimdi borç ve gider karşılıkları grubu adı üstünde karşılık ayrılacak. Yani daha önce ayırdığımız karşılıklara benziyor. Temelde fark şu: karşılık tabii ki ne zaman ayrılırsa ayrılsın ihtiyatlık kavramı ile ilgili. Çünkü karşılık dediğimiz anda aklımıza hep gelecek gelmesi lazım. Yani gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir risk var. Biz bu riskle karşılaşabileceğimizi öngörüyoruz ve karşılaşma ihtimalimiz bulunan bu duruma karşılık ayırıyoruz. Karşılığın zaten ayırma sebebi bu: İhtiyatlık. Ancak şimdiye kadar ayırdığımız karşılıklarla burada ayıracağımız karşılıklarda bir farklılık var. Özelliği şu: biz şimdiye kadar daha önceki hesaplarda hep varlıklara karşılık ayırdık. Yani işletmenin sahip olduğu deposunda bulunan malları değer kaybına uğramıştı, karşılık ayırmıştık. İşletmenin satın almış olduğu hisse senetlerinin borsadaki değeri düşmüştü, karşılık ayırmıştık. Alacağımız vardı, alamamıştık paramızı. Dava açmıştık, icra başlatmıştık, karşılık ayırmıştık. Bu üçünde ortak özellik şu: İşletmenin cebine az para girme ihtimali var. Yani işletme daha önce mal almış kaça? 100 bin liraya. Değeri düşmüş. Yani işletme öngörüyordu, şunu diyordu: 100 bin liraya aldığım malı şimdi satsam 80'e satabilirim. Yani cebime 20 bin lira az para girme ihtimali var. Ya da işletme daha önce hisse senedi almıştı 50 bin liraya, atıyorum kafadan. Şimdi borsadaki racine baktık, 30 bin lira. Anlamı şuydu: 50 bin liraya aldığım hisse senedini şimdi satsam 30'a satarım. Eğer 30'a satarsam 20 lira cebime az para girme ihtimali var. Şüpheli alacaklar da yine aynı. Birisini alacağım var 10 bin lira, ama mahkemelik davalık olduk. Şunu öngörüyorduk: mahkeme sonucunda 6 bin lira alma ihtimalim var. Yani 4 bin lira alamama ihtimalimiz var. Cebimize 4 bin lira az girme ihtimali var. Varlıklarda karşılık ayrılırken hep aslında değer kaybı ya da bir diğer ismiyle cebe az para girme ihtimalini dikkate alırsınız. Borç ve gider dediğimiz zaman ise cepten para çıkma ihtimalini dikkate almanız lazım. Bu grup arkadaşlar cepten para çıkma ihtimali öngörülüyor. Bu ihtimalle doğru orantılı olarak işletme karşılık ayırıyorsa bu grubumuzu kullanacağız. Şöyle örnek verelim. Diyelim çalıştırdığımız bir işimiz var. Beraber çalışıyoruz 4 yıldır ve bugüne kadar da hiçbir problemimiz olmadı. Biz işimize dedik ki, ben seni kovuyorum dedim, kovdum, işten attım. Ne kıdem ödedim, ne ihbar tazminatı, hiçbir şey de ödemedim. İşçi ne yapacak? Dava açacak. Ve dava sonucunda biz biliriz ki büyük ihtimalle işçi bu davayı kazanacak. Davanın sonucunda benim cebimden para çıkma ihtimali var mı? Var. O halde ben bu dava sonucunda cebimden para çıkma ihtimaline karşılık hemen gider yazabilirim. Ayıracağım karşılıklar da bu grupta takip edecek. Ancak bu grupta en önemli kural arkadaşlar: bu grupta karşılık ayrılırken kesinlikle 654 kodlu karşılık giderler hesabını kullanmayacağız. Çünkü karşılık giderler hesabı varlıklarda meydana gelen değer kayıpları için kullanılan bir hesaptır. Burada ise herhangi bir varlıkta bir değer kaybı meydana gelmiyor. Sadece gelecekte cebimizden çıkma ihtimali bulunan bir para var. Biz bunu öngörüyoruz. Bununla ilgili karşı karşıyayız. Burada ilk hesabımız arkadaşlar 370 dönem karı, vergi ve diğer yasal hükümlü karşılıkları. Bir de bunu düzenleyen 371 kodlu dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer hükümlüleri var. Önce 370'e dikkat almamız lazım. 370 hesabın ismine baktığımızda diyor ki ismi dönem kârı. İşletme dönemde kâr elde etti. Dönemde kâr elde edersek devlet bizi bırakıyor mu? Hayır. O halde ilk ne olması lazım kâr varsa? Vergi. Dönem kârı, vergi ve diğer sayıklı karşıları. Anlamı şu: dönem sonu geldiğinde işletme bütün gelir ve giderlerini karşılaştırdı ve karşılaştırmasının sonucunda kâr elde ettiğini öngördü ve dedi ki, ben bu sene kar elde ettiysem devlet ya 3 ay sonra ya 4 ay sonra, gelir vergisi mükelleflerim var, kurumlar vergisi mükellefleri Nisan ayında beyannamelerini verecekler ve devlete vergi borçları ortaya çıkacak. Deriz ki dönem sonunda kar elde ettiysem devlet benden bu karın vergisini alacak. O halde ben bu karı hiçbir şey yapmadan önce devletin hakkını, devlete ödeyeceğim vergiyi bir kenara koyayım diye karşılık ayırırsınız. Ayıracağımız bu karşılıklar 370 hesapta.
Ama aynı zamanda dönem içerisinde devlet bizden geçici vergi, işte üçer aydan üçer aya geçici vergi ya da bir diğerine peşin vergi almak yoluyla ya da bazen elde ettiğimiz gelirlerden kaynakla stopaj kesmek yoluyla vergi alıyor. Ki biz bunları dönem içerisinde 193 kolunu peşin ödenen vergi ve fon hesabına kaydediyoruz. 193 kolu hesaba kaydetmiş olduğumuz bu tutar dönem sonunda ortaya çıkan vergiden düşülebilmesi amacıyla 371 kolu dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer hesabına aktarılır. Aktarılacak ki işletmenin devlet olan vergi borcu net olarak görülebilsin. Peki bir işletme kar metni, zarar metni nereye bakacağız? Bir işletme kar metni, zarar metni görebileceğimiz aslında bir hesap vardır. O da 690 kolu dönem kar zarar hesabı. 690 kolu dönem kar zarar hesabı işletmenin bütün gelirlerinin ve bütün giderlerinin dönem sonunda kapatılarak toplandığı bir hesaptır. Hatırlayın, gelir hesapları dönem içerisinde hep alacaklı çalışan hesaplar, gider hesapları ise hep borçlu çalışan hesaplardır. Gider hesaplarını kapatırken ilgili gider hesaplarını alacaklandıracağız. Bunların toplamlarını 690'ın borcuna. O yüzden 690 kod hesabının borç tarafına baktığımızda bize bir dönemde ortaya çıkan bütün giderlerimizi gösterecek. Gelir hesapları ise dönem boyunca hep alacaklı çalıştı. O halde alacak kalanı verilecekler ve kapatılırken gelir hesaplarını borçlandıracağız. Kapatmak ters çevirmek demektir. Ve gelir hesaplarının hepsinin toplamını ise 690 hesabın alacağına yazacağız. 690 alacak tarafı ise işletmenin bir dönemde ortaya çıkan gelirlerinin toplamını gösteriyor. Eğer giderlerimiz gelirlerimizden daha çoksa işletmenin nesi var? Zararı var. Zarar varsa vergiye gerek yok. İşletme bu zararı olduğu gibi önce 692 90 dönem kar zararını kapatıp 692 kodlu netleştirir gelir tablosunun sonucu olarak. Oradan da bilançoda 591 kod hesabı aktaracak. Yani buradaki yapacağı iki kayıt var zarar olursa. Ama eğer ki şirket bunun tam tersi kar elde ederse, kar elde ediyorsa önce diyecek ki şirket eyvah kar elde ettiysem ben mutlaka devletle aramda bir vergi ilişkisi gerçekleşecek. Çünkü kar varsa devlet vergi istiyor bizden. Peki ne yapacağız? Şirket kar elde ettiyse öncelikle vergi hesaplayacak. Kurumlar vergisi mükellefleri elde ettikleri kardan %20 oranında vergi hesaplayacaklar elde ettikleri karın. Ancak devlet 690'da yer alan bütün gelir ve giderlerin karşılaştırılmasını kabul etmiyor. Çünkü devlet diyor ki siz diyor dönem içerisinde diyor ceza ödediniz diyor. Ben diyor cezaları diyor kabul etmem diyor gider olarak. Evet şirketin cebinden çıkan para şirketin zararıdır doğru. Ama devlet diyor ki bunu vergiden diyor düşemezsin diyor. Ya da atıyorum şirket bu sene 1.000 lira amortisman ayırıp gider yazması gereken tutarı 1.000 lirayken keyfi olarak 3.000 lira amortisman ayıramaz. Fazla amortisman ayırması demek fazla gider göstermesi kârı azaltması demektir. Devlet der ki ben böyle bir durumu da kabul etmem. Ya da ne bileyim işletme karşılık ayırırken hani işte atıyorum hisse senetlerimiz var ya da şüpheli alacaklarımız var. 3.000 lira karşılık ayırmamız gereken 5.000 lira karşılık ayırdık. Devlet yine kabul etmiyor. Ya da ispat edemiyoruz gideri. Gider yazdık ama belgesi yok, ispatı yok. Devlet diyor ki ispat edemediğin hiçbir şey diyor ben kabul etmem diyor. Eğer işletmenin giderleri arasında devletin kabul etmediği bir gider varsa işletme ticari kârın üzerine bunu mutlaka ilave etmesi lazım. Ticari kâra kanun kavmiyen giderleri ilave edecekler. Ve aynı zamanda işletmenin vergi istisna gelirleri olabilir. Özellikle bazı teşvik kanunları çerçevesinde işletme kâr elde etmiş, gelir elde etmiş olmasına rağmen devlet bazı durumlarda diyor ki ben diyor bu gelirlerden vergi almaya bilirim diyor. Böyle bir durumda ortaya çıkacak olan gelirleri de vergi istisna gelir olarak matrahtan düşebiliriz. Yine matrahtan düşebileceğimiz bir diğer şey ise geçmiş 5 yıl zararı. Şirket geçmiş 5 yıl zararında matrahtan düşerek devletin istediği ve devletin üzerinden kar vergi topladığı mali kâra ulaşır. Mali kârın %20'si ise bize işletmenin bu bir yılda ortaya çıkan kurum kazancı üzerinden ödeyeceği vergiyi gösterecek. Hesaplamış olduğumuz bu vergi dönem sonunda 370 kollu dönem kârını vergi ve diğer sayıklığımı karşı hesabına alacağına kaydedirken 691 kodlu yine ismi aynı dönem kârı, vergi ve diğer sayıklığımı karşı hesabının borcuna kayıt yapılması gerekiyor. Sorumuz bununla ilgili. Diyor ki soru, işletmenin 2016 yılı sonu hazırlamış olduğu gelir tablosuna göre elde etmiş olduğu dönem kârı 80 bin lira.
İşletmenin döneme ait vergi cezaları 5 bin lira. Fazla ayrılan karşılıkları 10 bin lira. Belgesiz giderleri 3 bin lira. Ve vergiden istinaf kazancı ise 8 bin liradır. Döneme ait kurumlar vergi hesaplayarak kaydını yapınız. İlk olarak verilere bakalım. İşletmenin karı yani ticari karı kaç paraymış? 80 bin lira. Bunun üzerine bizim kanunen kalmayan giderleri eklememiz gerekiyor. O halde hemen kanunen kabul edilmeyen giderlere bakacağız. Neler varmış bakalım. Diyor ki vergi cezası 5 bin lira. Devlet 5 bin liralık vergi cezasını kabul etmez. Başka neyi kabul etmiyor? Ayrılan karşılıklar ama fazla ayrılmış 10 bin lira kabul etmez. Artı 3 bin lira da belgesiz giderler var. Yani toplamda kabul etmediği tutar 18 bin lira. Aynı zamanda vergiden istisna kazanç varmış. Vergiden istisna gelir. Bu ise 8 bin lira. Ticari karımızın üzerine 18 bin TL'lik kanun kalmayan giderleri ekleyeceğiz. Vergiden istisna kazanç olan 8 bin TL'yi ise çıkaracağız. 80 bin üzerine 18 bin lira ekledik. 98 bin lira. 8 bin lirayı çıkarttığımızda bulacağımız 90 bin TL şirketin bu döneme ait mali karını gösteriyor. 90 bin lira mali karımız var ise bunun %20'si yani 18 bin TL'si kurumlar vergisi karşılığı tutar. İşletme bulmuş olduğu bu 18 bin liralık kurumlar vergisi karşılığını 370 dolu dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklı hesabına kaydedecek. Tutarı 18 bin. Bu 18 bin lira aynı zamanda işletmenin gelir tablosunda 691 ismi aynı dönem karı, vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklı hesabına yazılacak. Ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları. Yani hesaplamış olduğumuz 18 bin liralık vergi hem bilançoda devlete 4 ay sonra ödenmesi gereken bir borç olarak görünecek karşılık olduğu için hem de aynı zamanda işletmenin gelir tablosunda 691 kodlu hesapta işletmenin karını azaltıcı bir unsur olarak görecek. Çünkü vergi tutarı işletmenin karını azaltır. 80 bin lira kar elde etmişiz. Bundan 18 bin lira vergi devlete ödeyeceğiz. Geri kalan kısım işte kaç lira kaldıysa. Ne olacak? 80'den 18'den çıkartırsak 62 bin lira işletmenin eline kalan net karı gelir tablosuna baktığımızda görebileceğiz. Bir taraftan bilançoyu yansıtıyoruz vergi tutarını, öbür taraftan gelir tablosunda da yer almasını sağlayacağız. Bu tutar 18 bin lira. Evet bizim devlete bir yıllık kazancımızın sonunda ödememiz gereken vergiyi gösteriyor. Ama kayıtları incelediğimde işletme dönem içerisinde zaten peşin peşin verginin bir kısmını ödediğini görecek. Ve bu peşin olarak ödemiş olduğumuz vergileri işletme dönem içerisinde 193 kod hesaba kaydetti. Hatırlayın 193 peşin ödenen vergi fon hesabı. Ne kadar kaydetmişiz? Soruya göre 15 bin lira. Sorum şu. Elde ettiğimiz kurum kazancı üzerinden devlete 18 bin lira vergi ödememiz gerekiyor doğru Nisan ayında. Ama ben zaten devlete 15 bin liralık vergiyi peşin peşin ödediğime göre bir kere benim bu 193'te yer alan 15 bin lirayı düşmem lazım. Devlete diyeceğim ki bir yıllık kazancım üzerinden sana ödemem gereken vergi 18 bin. Ama zaten 15'ini ödemişim. O halde şu 15'i bir düşelim. 15 bin liralık peşin verginin düşülebilmesi için 193 hesabı kapatmamız lazım. Kapatabilmek için alacaklandıracağız. bin. Bu 15 bin lira mahsup işlemi gerçekleşinceye kadar yani beyanname verilinceye kadar 371 kodlu dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri hesabına aktaracağım. Bu hesabımız pasif düzenleyici, aktif karakterli bir hesaptır. Yani ilk çalıştığında borçlu olarak çalışır ve işletmenin devlete olan vergi borcunun değerini azaltır. Ne olmuş? C şıkkında kurumlar vergisinin kesinleşmesi. Kurumlar vergisinin kesinleşmesi demek Nisan ayı geldiğinde kurumlar vergisi beyannamesini verdik. Vergi dairesi tarafından beyannamemiz incelendi ve tahakkuk işi kesildi. Yani vergimiz artık kesin. Vergi kesin. Ne kadar vergi hesaplamıştık biz? 18 bin. O hesapladığımız vergi kesinleştiğine göre artık 370 kapanacak. Yani dönem karı
Vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklar hesabını kapatacağız. Ne kadardı? 18 bin. Peki 18 bin lira mı ödeyeceğiz? Hayır, 15'i düşmemiz lazım. 15 bin liralık peşin vergi ise dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler hesabına kaydedilmiştir. Bunun tutarı ise 15 bin. Arada kaldı 3 bin lira. Bu 3 bin lira kaçacak yerimiz yok. Devlete ödeyeceğimiz vergi. Devlete ödeyeceğimiz vergi kesinleştiği için ödenecek. Vergi fonlar hesabına kaydedecek. Nisan ayı geldiğinde kurumlar vergisi kesinleştiğinde işletme hem daha önceden hesaplamış olduğu veri karşılığını yani 18 bin lirayı hem bir önceki dönemde ödemiş olduğu peşin vergileri yani 15 bin lira 370 bin hesabı kapatır. Aradaki fark ise kesinleşen vergi olarak 360 bin ödenecek vergi fon hesabında göstermesi gerekiyor. 37 ya da 47 grupta arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir başka hesabımız kıdem tazminatlarıyla ilgili. 372 ya da 472 kodlu kıdem tazminatı karşı hesabı. Kıdem tazminatı elbette ki işçiye yani çalışan personele ödenir ama personel ödenebilmesi için belirli şartlara haiz olması gerekiyor. En az bir sene çalışmış olması şartı var. İşte işten çıkarken haklı sebep göstermesi lazım ya da işverenin haklı bir sebep gösteremeden işten çıkarması durumu ya da erkek personelin askere gitmesi ya da bayan personelin evlenmesi gibi durumlarda işçi kıdem tazminatına hak kazanır diyor yasa. Ama biz işletmeler olarak hiçbir zaman için işçilerimizi işe alırken vay o haklı sebep gösterecek işten ayrılacak, vay ben haksız sebep gösterip işten kovacağım, yok askere gidecek, vay evlenecek düşüncesiyle iş almayız. İşe alırken hep uzun yıllar personelimizle beraber çalışacağız varsayımı altında işe alırız. Ama biz her ne kadar çok uzun yıllar boyunca personelimizle çalışacağımızı öngörsek de eninde sonunda personelimiz yaşlanacak ve emekli olma zamanı gelecek. Emeklilik hali de yine kıdem tazminatına hak kazanma hallerinden birisi olarak yazılıyor iş kanununda. O halde bunu dikkat almamız lazım. Dememiz gerekiyor ki ne olursa olsun işçimiz eninde sonunda bizden ayrılırken bizden kıdem tazminatı alarak gitme ihtimali ortaya çıktı. O halde ben bu ihtimali öngörüp hemen karşına ayırayım. Peki ne zaman emekli olacak? 3 sene sonra, 5 sene sonra. Kendinizi düşünün. 20 sene sonra, 25 sene sonra emekli olacaksınız. Personel için işletme açısından da durum budur. İşletmenin de çalıştırmış olduğu personeller sizden bizden farklı değil. Onlar 10 sene, 15 sene sonra emekli olurlarken bizden kıdem tazminatı alacaklarından kıdem tazminatı karşılarken hep uzun vade dikkat alınır. Ama eninde sonunda yıllar geçer, geçer, geçer. Personelin birkaçı, bir kısmı emekli olması zamanına bir yıldan az kalır. Emekli olma zamanlarına bir yıldan az kaldığı durumda ise 472 hesaptan çıkarılıp 372'ye aktarılacak. Kıdem tazminatı karşılığı ayrılırken işçinin çalıştığı yerdir esas olan kısım. İdari personel 770, satış personeli 760 hesaplar kullanıp kayıtlarda gidere dönüştürülmesi gerekiyor. Sorumuz şöyle. İşletme satış faaliyetlerinde çalışan personellerle ilgili 15 bin. Satış faaliyeti dediğine göre 760. Hemen pazarlama, satış, dağıtım, gideri. Ne kadarmış? 15 bin yazdım. Aynı zamanda idari personel demiş 770 o halde. Genel yönetim giderleri. Bu da 30 bin lira. Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamış. Toplam hesapladığımız kıdem tazminatı 45 bin lira. Uzun vadeli 472 kıdem tazminatı karşılığı hesabına kayıt yapacağız. Bir diğer sorumuzda demiş ki 2016 yılı sonunda yapılan envanter çalışmaları sırasında daha önceden hesaplanarak kayıtlara alınan 15 bin liralık kıdem tazminatının 2017 yılında emekli olacak personele ait olduğu tespit edilmiştir. Daha önce biz kıdem tazminatı karşını hesaplayıp kayıt altına almıştık. 472 hesabın alacağında. Soru diyor ki bunun 15 bin liralık kısmı 2017 yılında ödenmesi bekleniyor. O halde 15 bin liralık kısmının vadesi bir yılın altına düştü. Vadesi bir yılın altına düşen 15 bin lirayı 472 kodlu kıdem tazminatı karşılıkları hesabına borçlandırıp çıkaracağız. 15 bin lirayı. Bu 15 bin lira henüz ödenmedi. Ödeme zamanı bir yılın altına düştüğü için 372 kodlu kıdem tazminatı
karşılıklar hesabını alacağına kayıt etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuzda ise farklı bir durum söz konusu. Diyor ki işletmenin yapmış olduğu envanter işlemlerinde kıdem tazminata karşı hesabının kalanı 130 bin lira. Yani işletme daha önce kıdem tazminata karşılığı ayırmış. Ayırdığı toplam tutarı da sonra da vermişler. Bin lira. Diyor ki yapılan incelemelerde dönemde 3 personelin istifa ederek ayrıldığı test edilmiştir. İstifa eden personel için 25 bin lira kıdem tazminatı hesaplanmıştır. Şimdi biraz önce kıdem tazminatını hak kazanabilmesi için personellerle ilgili bazı işlemlerden bahsettik ama istifadan bahsetmedik. İstifa etmesi demek personelin kendisinin herhangi bir sebep göstermeksizin işten ayrılması durumu. İşten ayrılabilir, sıkıntı yok ama istifa etmesi durumunda personelimiz kıdem tazminatı almadan gitmek zorunda kalacak. Kıdem tazminatı almaması işletmemiz açısından iyi bir durum. Çünkü kıdem tazminatı ödersek eğer bizim giderimiz olacak, almazsa dolaylı yoldan gelir olacak. Biz daha önce kıdem tazminatı karşılığı ayırdığımızda gider yazmıştık. Şimdi personelimiz istifa ettiğine göre bunlar için daha önceden ayırdığımız 25 bin lira tutarın gelire dönüştürülmesi lazım ve kıdem tazminatı karşılığı iptal edilmesi lazım. Kıdem tazminatı karşılığı iptal edilmek için 472 hesabı borçlandıracağız. 25 bin lira. Bu 25 bin lira gelir yazacağız. Ancak bu işçilerimiz bizim bir yıldır işimizde çalışmıyor. 2, 3, 4, 5 yani önceki yıllarda işletmemizde çalıştı ve önceki yıllarda gider yazmıştık biz bunların kıdem tazminatları tutarını. O yüzden şimdi gelire dönüşürken 671 önceki dönem gelir kârları. Burada bir gelirimiz ortaya çıktı. Doğru. Ancak önceki dönemlerde gider yazdığımız için şimdi gelire dönüştü. O yüzden önceki dönem gelir kârları hesabını kullanacağız ve işletmenin toplam kıdem tazminat yükünü azaltmış olacağız. Bu grupta yer alan bir başka hesabımız arkadaşlar 373 kodlu maliyet giderleri karşı hesabı. Bu hesabı aylık maliyet belirleyen işletmeler kullanacaklar ve tahmini giderlerdir. Aylık maliyet belirleyen işletmelerin henüz daha kesin tahakkuk yapılmamış, gelecek aylarda kesin tahakkuk yapılacak ama içinde bulunduğumuz ayda tahmini olarak tespit ettiğimiz özellikle tek düzenli ikramiye, bakım onarım ve finansman giderlerinden bahseder gibi giderlerin kayıt altına alındığı hesaptır der. Tabii ki sayaçtan okuma mesela aylık maliyetlere özelliği şu, ayın sonu geldi, elektrik su faturası henüz gelmedi. Sayaca bakacaksınız diyeceksiniz ki tahmini. Ne kadarlık elektrik kullandım? 3 liralık, 5 liralık. Ben bunu aylık maliyetlere yüklemek istiyorsam işletme elektrik faturası, su faturası gelinceye kadar bu giderini 373 kod hesapta takip edebilir. Fatura geldiğinde ise 370 hesabı ters çevirip kayıtlardan çıkaracağız. Sorumuz bununla ilgili diyor ki 31 Aralık tarihinde yapılan envanter işlemleri sonucu Aralık ayına ait elektrik faturasının gelmediği hesaplanmış. İşletme elektrik sayacına bakarak Aralık ayına ilişkin olarak 15 bin liralık elektriğin kullanıldığını tahmin etmiştir. 15 bin liralık elektrik kullandığımız tahmin ettik. Hemen gider yazıyorum. Genel yönetim giderleri. Çünkü elektrik kullandığıma göre bu 15 bin lira benim giderim ve maliyetlere yüklemek istiyorum. Bunun için gider yazdım. Fakat bu 15 bin liralık tutarı ben kesinlikle 15 bin lira diyemem. Sayaca baktım. Yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı tahmini bir tutar. O yüzden de 373 maliyet giderleri karşı hesabında fatura gelinceye kadar takip edeceğiz. Hesabın alacağında. A şıkkında diyor ki 10 Ocak 2017 tarihinde 18 bin artı KDV tutarında elektrik faturası gelmiştir. Öncelikle bir önceki kaydı hatırlayalım. Biz tahmin etmiştik 15 bin lira ve 373'ün alacağına da 15 bin lira yazmıştık. Hemen şurada 373'ün alacağında bir 15 bin lira var. Tahmini bu. Fatura geldiğine göre kesinleşti. Kesinleştiğine göre artık 373'ün kapanması lazım. Kapatıyorum. 15 bin. Gelen fatura 18 bin olduğuna göre demek ki 3 bin liralık daha elektriği kullanmışım. 3 bin lirayı da gider yazacağım. 770 genel yönetim giderleri 3 bin lira. Fatura 18 bin artı KDV dediğine göre bir de KDV var. bin liranın %18'den katma değer vergisi 2.700.540 3.240 lira. Toplam
20.240 lira. Yazıyor 21.240 lira. Elektrik faturası geldi doğru ama henüz daha bu elektrik faturasını ödemedik. Bu halde elektrik idaresine borcumuz var. Elektrik idaresine ortaya çıkan borç ödeninceye kadar 329 diğer ticari borçlar hesabına kayıtlanacak. Elektrik faturasında ortaya çıkan borç ticari borçtur. Sebebi arkadaşlar elektrik idaresi bize elektrik sattı. Biz onlardan elektrik satın aldık. Bir alım satım olduğu için ticari işlem var. Ama biz oradan doğrudan doğruya satacağımız bir mal satın almadığımız için ortaya çıkan ticari borç diğer işlemlerden kaynaklı olduğundan diğer ticari borçları takip edilecek. B şıkkında ise demiş ki 10 Ocak tarihinde fatura 14 bin gelseydi. O halde yine 373'ü bir hatırlayalım. Biz 373'ün alacağına 15 bin tahmin etmiştik hatırlayınız. Bu ikinci ihtimal olarak değerlendireceğiz. Diyor ki 10 Ocak tarihinde fatura eğer 14 bin artık KDV gelirse. Fatura geldiğine göre kesinleştiği için yine 373'ü kapanacak. 15 bin. Hesabın borcuna 15 bin lira yazdığımızda artık hesap kapandı. Sıkıntı şu, gelen fatura 15 bin değil 14 bin lira. Yani 1.000 lira eksik geldi. 1.000 lira eksik gelmesinin anlamı şu, biz daha önce tahmin ettiğimizde fazla tahmin etmişiz, fazla gider yazmışız. Fazla gider yazdığıma göre benim bu 1.000 lirayı giderlerden çıkarmam lazım. Sıkıntı şu, aynı dönem içerisinde olsaydı, yani Kasım'da tahmin edip fatura Aralık ayında gelseydi, evet direkt gider hesabını ters çevirebilirdik. Ancak bizim tahminimiz Aralık ayı, fatura ise Ocak'ta geldi. Dönem değişti. Dönem değiştiği için gider hesabını ters çevirme şansımız yok. O halde daha önce gider yazdığımız iptal edebilmek için şimdi 1.000 TL'yi gelir yazacağız. Önceki dönemden kaynaklanan bir durum olduğundan 671 önceki dönem gelir kârları. Şimdi 14'e denkleştirmiş olduk. KDV'si var. İndirilecek KDV 2.520 lira. 14.000 artı 2.520 toplam 16.520 lira. Yine fatura geldi. Ödeyinceye kadar 329 diğer ticari borçlar hesabına kaydedilmesi gerekiyor. Ve bu grubun son hesabı 379 ya da 479 oldu. Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı. Özellikle birisi bize dava açtı. Dava sonucunda ödenmesi muhtemel bir tazminat ortaya çıktı. Henüz daha dava sonuçlanmadı. Ama dava bittiğinde böyle bir tazminatın ödenmesi öngörülüyorsa ayrılacak karşılıklar bu hesaplarda izlenir. Mahkemenin biteceği ya da bitmesi tahmin edildiği süreye göre. Mahkemenin bitmesinde bir yıldan az varsa 379, bir yıldan çok varsa 479 hesabı kullanacağız. Ortaya çıkacak olan gider de 689'da muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Soru diyor ki İşletmenin daha önceden işten çıkarmış olduğu bayiçe haksız yere işten çıkarıldığını öne sürerek mahkemeye başvurmuş ve 5.000 lira tazminat talep etmiştir. Mahkemenin 2 yıl içinde ve büyük ihtimalle işletme aleyhine sonuçlanacağı tahmin edilmiştir diye bir sorumuz var. Bayiçe haksız yere işten çıkarıldı ve mahkemeyi kaybetme ihtimalimizi tahmin ediyoruz. O yüzden de ortaya bir zarar çıkacak gelecekte. Diğer olağan dışı gider zarar hesabına bu 5.000 lirayı yazıyoruz. Ancak bu 5.000 liranın cebimizden çıkacağı kesin değil. Tahmini olduğu için karşılık ayıracağız ve mahkeme 2 yıl içinde sonuçlanacak. 1 yıldan uzun süreç olduğu için 479 diğer borç ve gider karşılıklı hesabı alacağını takip edecek. Ta ki mahkeme sonuçlanıncaya kadar. Evet, borç ve gider karşılıkları grubunda arkadaşlar yer alan son hesabımızla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.